Ama kitapçığında 22 ve kitapçığında 21. soru. Bir akademisyen ve bir muhabir arasında yapılan konuşmalarla Sabahattin Ali'nin eserleri üstü kapalı bir şekilde ortaya konmuştur. Yapılan bu konuşmalardan çıkarabileceğimiz ve çıkaramayacağımız yargılara karar vermemiz isteniyor. Bu diyalogdan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz denmiş. Akademisyen konuşuyor. Sabahattin Ali'nin roman ve öykülerini beğenerek tekrar tekrar okudum. Fakat utanarak söylemeliyim ki bugün birçok besteye ilham verdiğini bildiğim şiirlerini hiç okumadım. Muhabir bunun üzerine sorar. Okuduklarınız arasında en beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz eserleri sorabilir miyim? Akademisyen cevap verir. Raif Efendi'yi merkeze alan romanı benim için bir klasiktir. Eser, hali hazırda birçok ülkede kitapçılarda okurla buluşmaya devam ediyor zaten. Kendi hayatından esintileri de rastlayabileceğimiz, kahramanlarından birinin Macide olduğu eser ise benim gözümde sanatçının diğer eserlerine oranla biraz zayıf kalmıştır. Sonra muhabir bir değerlendirme daha yapar. En beğendiğimiz Sabahattin Ali eserinin ikimiz için ortak olduğunu görüyorum. Fakat ben sanatçının şiirlerini de en az öyküleri kadar başarılı buluyorum. Bana sorarsanız Raif Efendi'nin hikayelerini aktardığı eseri tek sağlam romanıdır. Diğer romanları bu eserin yanına bile yaklaşamaz. Zaten benim için Sabahattin Ali bir romancıdan